Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir belediyesiyle patlak veren bu mesele ne yazık ki siyasetin ne kadar yozlaştığını ve aynı zamanda Türkiye'nin en temel sorunlarından birinin de hem siyasi partiler kanunu olduğunu hem de seçim kanunu olduğunu bir kez daha gösterdi. Neden? Şimdi bir belediye başkanı hangi cesaretle, nereden cesaret alarak oğlunu belediyenin bir şirketine genel müdür yapabilir? Nereden alıyor bu cesareti biliyor musunuz? Siyasi partilerdeki lider sultasından alıyor. Siyasi partilerin iç işleyişinin antidemokratik olmasından alıyor. Nasıl alıyor? Şöyle alıyor. Bir siyasi partiyi, siyasi parti yapan şey nedir? Bir, fikirleridir. İki, onun iç işleyişini organize eden iç tüzüğüdür. Yani tüzüğüdür, partinin anayasasıdır. Şimdi hangi partiyi açarsanız, tüzüğünü açıp bakarsanız bakın, normalde siyasi partiler kanununa göre belediye başkanlarının da, milletvekillerinin de bir kısmının üyeye dayalı ön seçimle belirlenmesi gerekiyor. Kanun çünkü lider sultasının önüne geçebilmek için diyor ki sen kafana göre belediye başkanını atayamazsın, kafana göre istediğin gibi milletvekilini atayamazsın. Ama ne yapılıyor bu siyasi partiler kanunundaki madde? Alevereyle dalevereyle ortadan kaldırılıyor. Bir genel başkan, 4 tane de genel başkan yardımcısı oturuyor. Yaz oğlum diyor Adana, Ahmet Mehmetoğlu. Adana Belediye Başkanı, Mersin Belediye Başkanı, Konya Belediye Başkanı, Trabzon Belediye Başkanı seçmen tarafından değil, o partinin genel merkezi tarafından belirleniyor. X şehrin belediye başkanına artık belediye başkan adayımız sensin denildiğinde genel merkezden atandığı için bir kere karşılıklı bir bağımlılık ilişkisi doğuyor. Ve bu sefer atanan belediye başkanına o partinin genel merkezi bir liste gönderiyor. Genel başkan yani gücünü milletten değil genel merkezden alıyor. Şimdi bak sorun tam burada başlıyor. Ben seni belediye başkan adayı olarak atadığımda genel başkan yardımcısı olarak seni desteklediğimde hemen arkandan da bir liste yolluyorum. Diyorum ki ben X Partisi'nin genel başkan yardımcısıyım. Senin aday olmanı partinin kurullarından ben geçirdim. Şu hala oğlumu, teyze oğlumu bir de dayımı seçilebilecek yerlere bir yaz kardeşim diyor. Şimdi bir genel başkan yardımcısı X şehrinde bunu yapıyor. Diğer genel başkan yardımcısı Y şehrinde bunu yapıyor. Bir diğer genel başkan yardımcısı Z şehrinde bunu yapınca bir bakıyorsunuz genel merkez tarafından atanmış belediye başkanlarının belediye meclis listesi genel merkez tarafından oluşturulmuş ve bu genel merkez listelerinin tamamı da neredeyse genel merkez yöneticilerinin akrabalarından oluşmuş. Ve halktan kopuk. Şimdi bu neyi getiriyor? Bu listelerle seçime giriliyor. Bu listeler kazanıyor. Belediye başkanı oluyor şahıs. Diğerleri belediye meclis üyesi oluyor. Ve bu sefer belediye başkanı 31 Mart'ta koltuğa oturduğunda Mehmet Akif diyor ki genel merkez kendi akrabalarını buraya yazdırdığına göre belediye meclis üyeliğine ben de oğlumu gayet bir şekilde ne yaparım? Belediye şirketinin genel müdür yaparım, genel müdür yardımcısı yaparım, şu şirketin başına geçirim hatta başkan yardımcısı yaparım diyor. Bu çürüme aslında siyasi partiler kanununun uygulanmamasından ve siyasi ahlakın yoksunluğundan kaynaklanıyor. Hiçbir partiyi ayırt ederek söylemiyorum. Katıldığım tüm televizyon programlarında amasız ve fakatsız bir şekilde bu yapılanların yanlış olduğunu söylüyorum. Bakın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 31 Mart'ta koltuğa oturdu. 31 Mart'tan 2 Ağustos'a kadar Mansur Yavaş'ın özel kalemine yapılan iş başvurusu sayısı 45.374. Ankara'da Mansur Yavaş'a 45.374 kişi başvurmuş, iş istiyor. Sen şimdi 5 milyon insanın TÜİK rakamlarına göre işsiz olduğu bir ülkede kör gözünle parmağım şeklinde evladını, oğlunu, kayınbiraderini, enişteni, damadını, şusunu, busunu getirip belediyede görev veremezsin. Neden veremezsin? Siyasi ahlakı da bırak bir kenara. Ya arkadaş ben şimdi hocamı getirdim, akrabam başkan yardımcısı yaptım. Ben de belediye başkanıyım. Hocam da benim yakın akrabam, dayım olsun. Dayım sürekli yanlış kararlar veriyor. Sürekli yanlış yatırımlar yapıyor.
Personele kötü davranıyor, mobbing uyguluyor. E kim peki dayımın önünde duracak? Şimdi dayıma itiraz etsen belediye başkanıyla kötü olacaksın, ya sürüleceksin ya işten atılacaksın. E peki kamunun uğradığı zarar ne olacak orada? Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir saçmalık olmaz. Buradan ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne, kendi partime de bir çağrı yapıyorum. Biz 31 Mart seçimlerinde ve 23 Haziran seçimlerinde kapı kapı dolaştık. Ev ev dolaştık. Esnaflara gittik. Evlere gittik. Ve dedik ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yanlış yaptığı uygulamaların hiçbirini yapmayacağız. Bunu belediyelerimizde göreceksiniz dedi. Ama ne yazık ki üzerinden söylediklerimizin 3 ay bile geçmeden ortaya bambaşka bir tablo çıktı. Belediye başkanı arkadaşlarımızı da uyarıyor.